Senin bizi birleştirmen gerekiyordu, ayırman değil. Gerçi bizi ayıran benim. Ben canı çok üzdüm, üzmeye de devam ediyorum. İnşallah canı kaybetmem. Sanem. Alo Can. Ne yapıyorsun? İyi, bir bara geldim şimdi, bir şeyler içiyorum. Bara mı? Yalnız mısın? Selam. Yalnızdım da şu an Ceyda geldi. Ceyda mı? Evet. Tamam, ben rahatsız etmeyeyim o zaman, kapatıyorum. Tamam, okey. Ceyda mı dedi? Yok yok, yanlış duydum herhalde. Ceyda. Nasıl ya? Ceyda. Mümkün değil. Ceyda barda. Niye barda ki Ceyda? Ha? Ben de alayım seninkinden bir tane. Sen de alır mısın? Ne iyi oldu böyle baş başa, değil mi? Çok ihtiyacım vardı buna. Ne içiyoruz? Bilmem. Canın mı sıkın senin? Biraz. Anlatmak ister misin? Konuşmak istemiyorum. Sanem'le mi ilgili, tartıştınız mı? Dedim ya, Ceyda, konuşmak istemiyorum. İyi, tamam. Bir şey içelim ya. Özgürlüğü içelim. İkimiz de özgür ruhluyuz ya. Özgür ruhları içelim. Ceyda, aslında... Bizim senin zannettiğin kadar ortak noktamız yok. Dartoklarını versene ya. Eyvallah. Zannettiğinden daha çok var ama sen körsün. Sen Can gibi şahane bir adamın evlilik teklifini reddet, gururunu kır, hayallerini yık. Ondan sonra da sadece senin olsun Can, öyle mi? Sus artık, gerçekten susmanı istiyorum. Yeter. Yeter. Bunlar yaşamayacağım problemler değil. Halledersin bunu. Kafayı yiyorum galiba. Garson. Bana her zamankinden ama bu sefer iki tane. Bu an o kadar uzun zamandır hayal ediyorum ki inanamazsın. Öyle mi? Başka ne hayal ediyordun? Bir de... Ben size iki tane vermeyeyim, çok gelir. Bir tane vereyim, olmaz mı? Nerede kalmıştık? Etkilendim. Çok iyi hareket bence. Bayağı iyi. Ay, ben üşütüyorum galiba. Ben delirmek üzereyim. Ben gerçekten delir. Nereye oturacağımı da şaşırdım. Abla. Ne oluyor ya? Tamam, bağırma, korkma. Korkma benim. Ay, çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler oluyor ablacığım. Canlı Ceyda barda. Beraberler, alkol var, gece uzun, bacak uzun, proje var, kampanya var derken Canlı Ceyda baş boşalar diyorum, ne yapacağım ben? Ne diyorsun ablacığım, gece gece tekerleme gibi, hiçbir şey anlamadım. Şişede durduğu gibi durmaz diyorum. Baş boşalar barda diyorum. Onlar eve gitmişlerdir çoktan. Eve mi gitmişlerdir? Hı-hı. Nasıl eve? İkisi beraber mi eve gitmiştir? Hı-hı. Daha evine gitmiştir. Ne? Ya Can'la Ceyda'nın arasında bir şey olursa? Bir şey olmamışsan öyle düşünme. Öyle düşünürsen öyle olur. Öyle düşünme.
Ben şu anda başka hiçbir şey düşünemiyorum. Gerçekten hiçbir şey düşünemiyorum. Bana yardım etmen lazım. Ablacığım kalk. Canım ablacığım çok uykum var. Yarın konuşalım. Hayır, 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 hayır. Sakın uyuma. Benimle kal. Benimle kal. Kaybettik. Hastayı kaybettik. Lady gibi kızsın biliyor musun? Prenses gibisin. Kamyon gibi nasıl horluyorsun, nasıl başarıyorsun bunu ben gerçekten anlayamıyorum. Ablacığım sinir krizi geçirmek üzereyim. Uyanır mısın lütfen? Abla. 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 Abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Daha evine gitmişler. İkiz. Uyuyor muydun? İnsan uyurken fake atar mı ya? Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Rahat rahat uyu. Güvendesin. Sinan abi, babamın arkadaşı hemen söyler babama. İyi akşamlar. Buralardayım ben. Can ben bu böyle olmayacak. Alo Osman. Osman ya uyuyor muydun? Ya ben senden bir şey isteyecektim ama. Ah lastikler çok iyi. Çok iyi. Sanem bak gerçekten hiç problem değil. İstersen bırakabilirim. Olmaz Osman. Zaten bu saatte sana rahatsızlık verdim. Ha yok canım. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı da? Sen nereye böyle canım? Evet canım. Acil sürpriz yapmam lazım. Acil sürpriz. Aynen. Acil sürpriz. Ha anladım. Şey diyorum bunlar tam açılıyor değil mi? Sanem. Ha. İçeriden otomatik aynalar. Seni denedim. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum tabii. Bilmez olur muyum? Seni denedim. Peki farlar... Farlar otomatik mi? Benim için çok önemli çünkü bu konu. Farlar içeriden, bak şuradan. Şişt. Osman, seni denedim. Tabii ki biliyorum. Orada olduğunu biliyorum. Debriyaj bak biraz serttir ona göre. Debriyaj? Ben debriyaj kullanmıyorum. Tarzım değil. Nasıl? Demek ki önemli bir şey. Debriyaj çok önemli. Seni denedim. Hadi o zaman. Kaçtım ben. Osman. Anahtar kullanmıyorum dermişim bir daha. Değil mi Osman? Işıma gir içeri. Tamam, dikkat et. Emniyet kemeri çok önemli. Hayat kurtarır. Çalıştırdım. Ben bıraksam mı seni Sanem? Osman, seni denedim. Ben 4 gün sonra gelirim. Vallahi güzel kullandım. Aferin Sanem. Çok iyi kullanıyorsun. Aferin sana. Demek ki daha. Göremiyorum ki tam. Yok. Yok sanırım. Belki de çoktan geldiler. Nasıl? Çoktan geldiler de sarmaş dolaş uykuya bile daldılar. Ben gerçekten ısıracağım artık seni. Bu bir iltifat değil, tehdit. Can? Dursana bir saniye, dur. Yalnız işte, yalnız. Yani bu kadar yol yaptım. Ben zaten güveniyorum.
Tamam, devam et, sağ ol. Ne oldu? Yavaş, yavaş. Ne yaptın, çarptın arabayı ya? Kim çarptı bana? Bana mı çarptılar? O değil. Ne yapıyorum? Ne oluyor? Bu ne ya? Ay bu değil, bunlar değil. Şunların ikisi aynı anlamı acaba? Sanem. Tamam. Çevirmeli değil mi? Basmalı. Ha, bas o zaman işte. Neyse ona bas. Sistem neyse ona. Ehliyet ruhsat. Alkol yok. Ne yapıyorsun burada senin? Ben park ediyordum. Ama şey oldu herhalde, arkayı çok sıfırladım herhalde. Çünkü iyi park ederim ben arabaları da. Biraz öne mi alayım, geriye mi alayım? Çünkü başkası gelirse rahat park edebilsin. Aman, aman. Hiç geriye alma, bir şey yapma. Bu şekilde kalsın, daha da fazla masraf çıkarma çünkü. Gerek yok yani. Neden geldin sanırım? Daha da önemlisi yani, neden bana seslenmeden gidiyorsun? Neden geldin, neden gidiyorsun? Yani? Ben merak ettim sizi. Merak ettim seni. Evet, o yüzden. Merak ettim. Çok. Arasaydın keşke. Araba kullanırken telefonla konuşulmaz. Kural ihlalidir bu. Yani ceza alırız bu şekilde. Olmaz. O yüzden arayamazdım. Aramadım. Direkt arabayı sadece sürdüm. Çünkü iki elimde direksiyondaydı böyle. Geldim. Bravo. Araba kimin? Osman'ın. Yeni. Yeniydi. Yani yeni aldı ama bir kan falan akıtsaydı iyi olur tabii. Şey, sen ne yaptın? Bardan herhalde direkt. Ha? Direkt tek başına. Tek başına mı geldin? Öyle döndün. Eve döndün artık. Öyle mi oldu? Yani sen Ceyda'yı merak ettin, öyle mi? Kim? Cey. Ha, şu kıvırcık olan, çarp bacaklı. Yo, nereden çıktı ki? Nereden çıkardın? Bir yerden çıkarmadım sanırım. Eve de yalnız döndüm işte. Oo, çok güzel. Çok güzel. Herkes evine dönsün sağ salim. Sıcacık. Uyusun herkes evinde tek başına. Güzel. Sen bunu merak ettiğin için geldin yani buraya. Ceyda ile olup olmadığımı görmeye, bakmaya geldin yani sen, öyle mi? Evet. Evet, ben merak ettim. Yani sonuçta sevgilimi merak edebilirim değil mi? Merak ettim. Ya sen baya baya güvenmiyorsun yani. Nasıl? Ne güvenmiyorsun? Olur mu öyle bir şey? Ben böyle şeyler düşünüp yanlış hislere kapılmanı kesinlikle istemem. Ben sana güveniyorum. Ben Ceyda'ya güvenmiyorum. Yani senin kafanda ben öyle bir ihtimale açığım, öyle mi? Hayır. Aa, çok yanlış anladın. Öyle bir şey yok. Daha öyle bara falan gelince ne alaka yani? Efendim, ben çağırmadım kendisini. Gelmesini de istemedim. Geldi yani, ne yapayım? İnsan çağırmadığı yere gelir mi? Hı? İstenmediği yerde durur mu insan? Güzel, sen şuna cevap ver asıl. Tamam. Bir insan çok istendiği halde, tamam, çok istendiği yerde neden durmaz? Nasıl? Yanımda değilsin. Beni yalnız bırakıyorsun. Ve benim yalnızlığım hakkında bana hesap soruyorsun. Farkında mısın Sanem? Sen bayağı bildiğin bana güvenmiyorsun yani. Senin bana hiç güvenin yok yani. Hatta buraya böyle gelip böyle uzaktan gözetleyecek kadar bana güvenmiyorsun yani. Canımın içinde olduğunu bile bile nasıl bu kadar bana yabancılaşabiliyorsun ki sen? Al telefonu, al. Canlıcan, hiç hoşlanmadığım şeyler benim buna. Herkesin özeli falan kendine yani alır mısın sonuçta? Ya al, sende kalsın. İstediğin gibi bak yani. Hayır, al. Hayır, lütfen Can. Hayır Can, alır mısın? Can, ben çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Evet, kıskandım seni. Ya bilmiyorum, aklım karıştı. Ben de ne olduğunu anlamadım ama böyle Ceyda senin yanına falan gelince ben zannettim ki... Yok yok, sen gerçekten haklıydın ya. Evet, insan sevgilisini kıskanır değil mi? Hak verdiğin için teşekkür ederim. Öyle değil Sanem, yani bence biraz daha fazla tanımalıyız birbirimizi. Bundan sonra merak etme, evlilik lafı falan çıkmayacak ağzımdan. Duymayacaksın yani. Hatta bence biraz sen büyü, biraz daha büyü. Tamam, neyse ben hallederim, arabayı hallederim, seni de eve bırakırım. Tamam mı? Sen şimdi evden gizli gizli çıkmışsındır, kaçmışsındır. Fark edilirse çok merak ederler seni. Doğru mu? Bildin mi? Doğru tanıyor muyum seni? Bu kalsın, bu şekilde kalsın yani. Bırakacağım ben seni. Can lütfen bırakma beni. Böyle olmaz yani, her ilişkide böyle ufak tefek sıkıntılar olur. Hemen kesirip atıyorsun sen de. Eve bırakacağım seni. Öyle desene.
Şey yok. Ben giderim. Ben giderim. Sen zahmet etme. Değil mi? Değil mi? Bir gören olur. Doğru. Haklısın. Laf söz olur. Değil mi? Çünkü ayıp yani. Sevgiliyiz ya biz çünkü. Seni çok seviyorum ya ben. Sevmek ayıp ya çünkü. Ya böyle seni uzaktan gözetleme falan hiç ayıp değil. Benim böyle seni çok sevmem ayıp. Sevmek ayıp yani. Can! Bir artı bir yüksek girişli 3500 lira. Evet, 2+1 ebeveyn banyolu ne kadar? 4500 lira. Bu ne yani, ebeveyni de mi veriyorsunuz acaba yanında? Bu ne ya, bunun fiyatı iyi gibi. Evcil hayvan kesinlikle iste... Bu insanlar kafayı yemiş ya, bu evcil hayvan olunca ne oluyor acaba? Evcil hayvanım yok ama eliyorum size. Sanem... Günaydın Ceyce. Günaydın da Sanem ya. Sabaha kadar uyuyamadım, gözüme uyku girmedi benim. Ben de hiç uyuyamadım. Ev sahibim beni evden çıkarıyor da. Yani her ilişkide olur böyle şeyler, ne olacak ki? Ama çok pahalı yani, bu kadar para. Ne bileyim, bu kim veriyor bunlar, kim ki ya? Ceyda kim ki ya? Ne var, ben gidip konuşacağım, cesaret toplayıp konuşacağım. Ne var bunda? Tabii canım, ne arayıp duruyorum ki ben burada? Gideyim emlakçıya her şeyi anlatayım, konuşayım onunla. Böyle böyle benim şartlarım bu diyeyim. Evet doğru, yani sonuçta biz o ev sahiplerinin isteğine göre insanlar değil, bizim de duygularımız var, bizim de isteklerimiz var yani. Ya benim de bir duygularım var sonuçta, ben kıskanabilirim, bu çok çok normal bir şey. Ben gidip konuşacağım tabii ya Sanem. Kesinlikle öyle. Aynen doğru. Öyle. Evet. Can günaydın. Günaydın. Can ben dün gece için... Öğleden sonra Mr. McKinnon'la görüşeceğim. Red Mod kampanyası için. Yani daha vakti var ama ilk fikirleri derleyip toparlamamız lazım. Adama somut bir şeyler gösterelim, olur mu? Tamam. Ben hemen toplantı organize ederim. Zaten hazırlıkları tamamlamıştım. Okey, süpersin. Ben de seni. Ay, sen kapağı uydu değil. Sen de öyle yani. Süpersin sen de. Evet, çok süper yani. O da süper. Evet arkadaşlar, Red Mod parfüm kampanyamızla ilgili akıllarda neler var? Evet CC, dinliyorum. Upuzun bir hikaye bekliyorum senden. Şimdi şöyle, bir gencimiz var. 6 yıldır aynı evde yaşıyor, hanede yaşıyor. Daha sonra ev sahibi onu oradan çıkarma kararı alıyor. Halbuki ondan iyi bir kiracıyı bulamaz çünkü... Bir gün bile kirasını aksatmamış bir kiracıdan bahsediyoruz şu anda söz konusu olan o. Daha sonra tabii ki üzülüyor ve yollara düşüyor, derbeder oluyor. Bir kozmetik dükkanına giriyor. Daha sonra gezerken kozmetik dükkanı dertli tabii ki. Efkarlanınca gireriz zaten parfüm. Birden yapıyor ve Red Mod şişesini görüyor. Tabii ki tasarımı ilgisini çekiyor ve alıyor. Bu da neymiş diyor. Bakıyor ve hoşuna gidiyor. Çıf çıf yapıyor. Kokluyor güzel. Gidiyor kasiyere. Bunu alabilir miyim diyor. Parasını öderseniz tabii ki diyor. Öyle bir diyalog oraya komediler ekledim. Ay nereye varacak acaba bu işin sonu? İşin içine, dramaturjinin içine biraz da komedi de ekliyorum ki hani insanlar şey olmasın diye. Hayatın içinde bu da var çünkü. Tabii. Teşekkür ederim. Hayır yani parfüm deyince aklına bunlar mı geldi Ceyce? Parfümü anlattım işte. Parfümle konuya girdi parfüm. Önce normal başlattım. Aslında ne olduğunu bilmiyor seyirci. Tamam, daha sonra parfümü soktum. ve şimdi de devam edeceğim konuya izin verirseniz Can Bey. Sakin ol CC, tamam dinliyorum ben seni. Tamam. Tamam. Evet. Daha sonra eve gidiyor. Birden kapı çalıyor ve ev sahibi gelmiş. Yanında da 2 kişi var. Ne olacak, çıkartıp mı atacaklar? Almanya'dan çocukları gelmiş. Aa! Ne oldu? Toplayacağım şimdi. Ay Cece ne oldu? Evle ilgili problemler yaşıyorum da Can Bey, ev sahibi beni evden çıkarıyor. Tam Almanya'dan mı gelmiş deyince de öyle bir konu yaşıyorum üstüne. Ama bu yüzyılı klişedir. Gel Cece. Ev sahibinin çocukları gelir yurt dışından. Sonra kiracıyı şutlarlar. Öyle mi? Evet Cece, iyi gidiyordun aslında. Devam etmek ister misin? Can Bey, ben biraz daha iyi hissedince devam etsem. CC toparlayana kadar arkadaşlar, başka parlak fikirleri olan var mı? Can, aslında ben bir çalışma yaptım kampanya ile ilgili. Süper. Bir slogandan yola çıkıp geliştirdim fikri. Sloganımız hatırlan. Güzel, kulağa hoş geliyor. Evet. Biliyorsunuz ki bilimsel olarak insan hafızasının büyük bir bölümünü koku hafızası oluşturuyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Mesela
bir ortama gireriz. Ortamda çok güzel bir koku duyarız ve çok sevdiğimiz biri aklımıza gelir. Yani biz fark etmeden insanların hafızasına imza atıyoruz. Bunu da hatta alt slogan olarak kullanabiliriz diye düşündüm. Kokun imzandır. Mesela kalabalık görseli düşünelim reklam filminde. Herkesin kokusu havada dağılıyor. Bir tek Redmond parfümün kokusu havada dağılmadan asılı duruyor. Ve bir imza olarak biz görüyoruz. Ve kadın ve erkek oyuncularımız reklam filmindeki bu imzayı takip ederek birbirlerine kavuşuyorlar. Çok saçma Can Bey. Ne demek saçma? Şimdi o koku imza olarak havada kalamaz. Fiziksel olarak real değil. Ama nasıl oluyor bu? Ne oldu senin? Bu benim sloganımdı. Nasıl yani? Ben defterimde bunu çalışmıştım. Hatırlan diye slogan yazmıştım. Böyle göstereyim. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen şimdi? Çaldım mı ben şimdi bunu? Yok, ben bir şey demek istemiyorum. Sadece benim çıkış noktam buydu demek istiyorum. Ne yaptım ben yani? Ben senin defterinden sloganını aldım. Üstüne kampanya mı yaptım? Çaldım mı ben bunu? He? Benim kafam çalışmıyor mu yani? Ben reklamcı değil miyim ben? Benim kafam çalış... Çaldım mı ben? Oğlum, sakin ol. Sakin ol Deren. Tamam, dur. Yani sen hem Deren asla böyle bir şey yapmaz. Üstelik bu tip kampanyalarda, bu tip toplantılarda böyle fikirler, böyle şeyler olabilir. Böyle tesadüfler olabilir. İki kişi aynı fikri bulmuş olabilir. Olur yani böyle şeyler. Senin üzerine koyacağın bir şey var mı bu slogan üzerine? Hayır, benim geliştirmek için zamanım olmadı. Demek ki neymiş? Demek ki zaman ayırmak gerekiyormuş değil mi? Demek ki reklamcılık ciddi bir işmiş değil mi? Tamam Deren, sakin dedim. Sakin, tamam. Haklısın. Yani reklamcılık evet full konsantrasyon ister. Bence slogan da bomba. Harika bir slogan. Buradan yürüyebiliriz. Bu işin kreatif direktörlüğü de sen de Deren. Evet ekip. Dağılabiliriz. Herkes küreklere geçsin. Hızlı bir şekilde yol alalım. O zaman hadi arkadaşlar. Ben yanaştıracağım konuyu. Deren'cim nasıl geçti? Sen bana verdiğin sloganı Sanem'in defterinden mi çaldın? Evet. Harika değil mi? Ama sen şimdi bunlara odaklanma canım. Sen alkışlara odaklan. Özlemişsindir. Sen ne cesaretle böyle bir şey yaparsın? Beni kendi ahlaksızlığına alet edersin ya. Deren'cim sen bana hesap mı soruyorsun? Benim sayemde Redmond'un başındasın ve yeniden canın sağ olsun, hatırlatırım. Ha istersen her şeyi açıklayayım. Böylelikle Sanem başa geçsin. Sen de hırsız damgası ye. Ne dersin? Ben de öyle tahmin etmiştim. Bence senin iyiliğin için yakınında kal Deren'cim. Evet, gidip şunları Mekke'nin anlatalım. Okeyleşirsek daha hızlı ilerleriz. Olur, çıkalım hemen. Sanem sen burada kal, belki bir şeyler çıkarırsın. Olur. Patron işle aşka ayırıyor galiba Sanem'cim. Bu ajans gün geçtikçe daha eğlenceli hale gelmeye başladı. Olduğunu tahmin etmiştim. Toplantı kötü mü geçti? Abim seni götürmemişsin ama. Can bana çok soğuk davranıyor. Çok mesafeli. Sanki bir yabancıymışım gibi. Tahmin edebiliyorum. Onu sürekli hayal kırıklığına uğratıyorum. Yani karşıma alıp her şeyi açıklasam ona yine hayal kırıklığına uğrayacak. Keşke başka bir çözüm yolu olabilseydi. Anlıyorum seni. İnsan sevdiğini her gün görüp, gözlerine bakıp ona ulaşamaması o kadar zor ki. Zor. Çok zor. Neyse,
Bir iki güne sakinleşir, oturur konuşursunuz. Başka çarem yok ki.